Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri Erkan Baş, Ahmet Şık ve Sera Kadıgil'in Gezi olaylarının yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asması ve bu sırada polislerle arbedeye girmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tepkiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan köprüde yaşananlara partisinin Kızılcahamam'da düzenlediği kamptan tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu milletin polisine el kaldırandan milletvekili olmaz. Bunların parlamentodan silinip atılması için gerekli ilerlemelerin kaydedilmesi lazım," dedi. Gezi olayları ağaç ve çevre kılıfı altında Türk demokrasisine kurulmuş bir pusu, sokak terörü üzerinden milletin iradesini gasp etme girişimi, azgın azınlığın sessiz çoğunluğu sindirme teşebbüsüdür. Bu olaylar Türkiye'nin IMF defterini tamamen kapattığı tarihi günlerde doğrudan ekonomik bağımsızlığımızı hedef alan mandacı bir eylem, İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirletildiği Bizans heveslisi bir girişimdir. Bay Kemal, bunları siz yaptınız. Zulüm 1453'te başladı. Bu ifadelerin arkasında sen varsın, sen. Ve örgütünüzün elemanları bunları duvarlara yazarken sesiniz çıkmadı. Ve sen bunların başında Beşiktaş'tan kalktın, Taksim Meydanı'na kadar yürüdün. Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin içini bira kutularıyla işte sizin o takımınız kirletti. Bunları yaptınız. Sizin böyle bir maneviyat, bu ülkenin dini değerlerine saygı, öyle bir anlayışınız yok. Ama istismar sizde ileri derecede var. İstismarı çok iyi yapıyorsunuz. O işi çok iyi biliyorsunuz. Bundan sonra o da yutmayacak, o da tutmayacak. İşte Atatürk Kültür Merkezi'ne o gezi olaylarında o malum teröristlerin pankartlarını o gün siz astınız. O tür teröristlerin pankartları oradayken sen de o alana geldin. Bunları yutacak mıyız? Bunları görmezden gelecek miyiz? Ben buradan tabii milletime sesleniyorum. Bütün bu olanlar karşısında bu ülkeyi terör örgütlerine biz asla peşkeş çekmeyeceğiz, çektirmeyeceğiz. İşte geçenlerde 3 tane sözde milletvekili 18 Mart Şehitler Köprüsü'nde ne yaptılar? Pankart asmaya yeltendiler. Ve bunlar üstelik polisimize de orada nasıl zulmettiğini görenleriniz ekranda olmuştur. Hatta vurmaya kalkanlar bunların içinden olmuştur. Ve bunlar malum partinin parlamentodaki uzantılarının ta kendisi. Bu milletin polisine el kaldırandan milletvekili olmaz. Bunların tabii parlamentoda da yeri olmaz. Bunların da bir an önce parlamentodan silip atılmasının adımlarının atılması lazım. Bunun adı demokrasi olmaz. Demokrasi sınırları bir yere kadar. Kalkıp bu ülkenin güvenliğini temin için çalışan, gayret eden polisi orada kalkıp vuracaksın, yere indireceksin. Neymiş? Orada senin izinsiz köprüye pankart asacaksın. Bu pankartı sana astırmamaya, görevini yapmaya çalışan polisimize bu tür saygısızlığı yapan, evet, bundan milletvekili olmaz. Bütün bu hadiseler sırasında biliyorsunuz sokaklarımız ateşe verildi. Devletin otobüsleri yakıldı. Vatandaşımızın dükkanları yakıldı. Bütün bunlar olurken
bunları savunan zihniyetten hiçbir şey olmaz. Polis araçlarımız yakıldı. Camilerimiz yakıldı. Bu kendini bilmezler tarafından işgal edildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu 17. dönem sertifika töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Halil İnalcık hocamızın dediği gibi, karamsarlık korkaklıktır. Türkiye büyüktür. Bu büyüklük karşısında gözleri kamaşanlar, ötleri patlayanlar elbette hesap vereceklerdir. Türk milletinin gücünü görecekler, Türkiye'nin zirveye tutunduğuna şahit olacaklar, küresel tertipler boşa çıkacak, bölücü terör örgütünün kafası ezilecek, bir kere yükselmiş al bayrak asla inmeyecek. Ne diyordu Aziz Atatürk? Bir gün ressamlar Türk'ün simasını kaybederlerse yıldırımı alsınlar, yapıversinler. Fikir kubbelerimizden olan Hüseyin Nihal Atsız'ın da tam da söylediği gibi, biz turfanı yarattık uyku uyurken, batı Nuh doğmadan kişnedi ordularımızın atı. Sorsan şöyle diyecek gök gürenen şu çatı, Türkçü bir yıldırım, Türk bilgisi bir deniz. Bizi toprağa gömseler de tohum olup çıkarız, fidan olup açarız. Dünya yeni baştan kurulsa altı Türk bir araya gelir. Birisi Atilla olup yeryüzünü kırbaçlar. Birisi Bilge Kağan olur, devlet kurar. Birisi Alparslan olur, fete çıkar. Birisi Osman Gazi olur, cihanı kavrar. Birisi Fatih olur, Bizans'ı yıkar. Birisi de Mustafa Kemal Paşa olur, Kocatepe'den istiklalin çağrısını yapar. Şirazi Sadi'nin aynen ifade ettiği gibi, denize düşenin yağmurdan korkusu olmaz. Ülküsünde eriyen bir dava insanının da hiç kimseye eyvallah olmaz. Üç günlük siyasi ömürlerine bakmaksızın mazisi yarım asır aşan milliyetçi ülkücü hareketle aşık atmak, boy ölçüşmek hiç kimsenin harcı olamaz, haddi olamaz, buna ahlakları kafi gelemez. Günlerden bir gün ulu bir çınar ağacının yanında bir kabak filizi boy gösterir. Bahar ilerledikçe kabak çınar ağacına sarılarak yükselmeye başlar. Yağmurların ve güneşin etkisiyle hızla büyür ve neredeyse çınar ağacıyla aynı seviyeye ulaşır. Kabak filizi bir gün çınara, "Sen kaç ayda bu hale geldin?" diye sorar. Çınar, "50 yılda geldim." cevabını verir. Bunun üzerine kabak gülerek çiçeklerini sallar ve "ben neredeyse 2 ayda seninle aynı boya geldim" sözleriyle çınarı küçümser. Sonbahar gelip çattığında kabak yavaş yavaş üşümeye başlar. Sonra yapraklarını düşürmeye, soğuklar arttıkça da kurumaya yüz tutar. Bunun üzerine telaşla çınara sorar, "Ne oluyor bana, söyler misiniz?" Çınar cevap verir, "Ölüyorsun." Kabak tekrar sorar, "Neden?" Sonunda çınar der ki, "Benim 50 yılda geldiğim yere 2 ayda gelmeye çalıştın da onun için." Bizim 53 yılda geldiğimiz mevkiye birkaç yılda geleceğini düşünenlerin sonu kabaktır. Kabağın akıbetiyle aynıdır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal medya üzerinden yayınladığı paylaşımda, demir yollarında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla
lojistik gücümüz hızla artıyor. Çevreci ve yeşil enerji odaklı demiryolu taşımacılığı sayesinde sıfır emisyon hedeflerimize adım adım ilerliyoruz başlıklı video yayımladı. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyet Sempozyumu Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın katılımıyla başladı. Ve likulli ümmetin cealna mensaken li yezkuru ismallahi ala ma razaqahum min behimetil en'am. İlim, hakkın rızasını kazanmak ve halkla paylaşmak içindir. Düsturunu benimseyen fakültemiz, üretilen akademik bilginin halkımızla paylaşılmasına, halkımızdan gelen dini taleplerin imkan nispetinde karşılanmasına büyük önem vermektedir. Tabii konu kurban konusu, aktüel bir konu. Halkımızın da çok rağbet ettiği, yerine getirmeye, elinden geldiğince yerine getirmeye çalıştığı bir konu. İnsanın bedeni ihtiyaçları bulunduğu gibi kalbi, ruhi, manevi ihtiyaçları olduğu da muhakkaktır. Kalp manevi alemden beslenir. O sayede manevi kirlerden arınır. Bunun yolu da ibadetlerden ve salih amellerden geçmektedir. İslam iki büyük ibadetin arkasından iki bayram, yani iki kutlama yapılmasını meşru kılmıştır. Birincisi, dolu dolu yaşadığımız gecesiyle gündüzüyle ihya ettiğimiz Ramazan ayı ve 30 gün tuttuğumuz oruçlarımızdan sonra Ramazan bayramıyla bu sevinci bir kutlamaya dönüştürmeyi ve bayram olarak, sosyal olarak müştereken kutlanmasını meşru kılmıştır. İkincisi, yine büyük bir ibadetimiz olan hac ibadetinden sonra da kurban bayramıyla Müslümanların büyük bir ibadeti yerine getirme sevincini, paylaşmalarını yine meşru kılmıştır. Hatta ilk gittiğimizde katledilen insanları ve kadınları görmüş, üzülmüş, gözyaşı dökmüş idik. Bu katliamların Endülüs'ten beri devam ettiğini fark ettik. O zaman o yaşlarda çok gençtik. En yaşlısı da ben idim. İmam Hatip'te okuyan, İmam Hatip'i yeni bitirmiş birkaç tane genç vardı yanımızda. Bu meselelerle nasıl ilgileneceğiz diye düşünüp bunun için Müslümanların birbirini tanıması gerektiğini anlamış ve algılamıştık. Yine açılışında hayırlara vesile olmasını dileyerek kongreyi takip etmiştik. Düzenli olarak bir sempozyum yapmanın zorluğunu, daha önce birçok sempozyum ve kongreleri düzenleme kurulunda, hatta kongre başkanlığı yapan, görev alan bir kardeşiniz olarak bunun nasıl bir zor iş olduğunu biliyorum. Bu nedenle hele ki içinde bulunduğumuz pandemi ve pandemi sonrası şartları düşündüğünde bu basit gibi görünen işin arkasında çok büyük bir emeğin olduğunu görüyor. Emeği geçen herkese huzurlarınızda tekrar kalben teşekkür ediyorum. Değerli dekanımıza teşekkür ederek, hocamıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gerçekten zor bir organizasyonu İHH ile birlikte organize ettiler. Az önce çok kıymetli İHH başkanımızın da ifade ettiği gibi
birçok meseleyi burada masaya yatırmak, birçok güncel meselenin cevaplarını bulmak değerli başkanımızın söylediği gibi mümkün olacak inşallah. İlimiz hepinizin bildiği gibi bilim, sanayi ve teknoloji üssü olduğu kadar aynı zamanda bilişim ve inovasyon merkezi olarak da Türkiye'de öne çıkan ve Türkiye'yi dünyayla yarıştıran çok kıymetli bir şehir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen kurban konulu 2. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyet Sempozyumu Kocaeli Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla başladı. İslam, insanlığa gönderilmiş en büyük nimettir. Her şeyiyle nimettir. İbadetleriyle nimettir. İnanç esaslarıyla nimettir. İlkeleriyle nimettir. Sömürüyü ortadan kaldırmasıyla nimettir. Zulmü her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında, inancına, rengine bakmaksızın, ırkına bakmaksızın yanında yer almasıyla en büyük nimet. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezi hem kırsalda hem de kent merkezinde geniş kapsamlı anket çalışması başlattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak tüm Ankara genelinde 6000 kadına yapacağımız anket çalışmasının ilk günü. Bugün bu nedenle Polatlı'dayız. Biz 7 hafta boyunca 6000 kadına Ankara'dan ne beklediklerini soracağız ve onların beklentisi doğrultusunda hedeflerimizi belirleyip onların istekleri üzerine çalışmalarımızı başlatacağız. Bu çalışmanın ilkini 2019 yılında yapmıştık. 3000 kadına gitmiştik. Şimdi 2 katı kadına erişerek onların beklentileri doğrultusunda hedeflerimizi ve çalışmalarımızı planlayacağız. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Kadın Danışma Merkezi 22 ilçede hem kırsal hem de merkezde kadınlarla yüz yüze yapılacak kent hizmetlerinde kadın ihtiyaçları anketi için sahaya çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında ilçe sergileri Kartepe ile devam etti. El emeği, göz nuru binlerce eserin yer aldığı sergide atık kağıtlar ve geri dönüşüm ürünlerinden yapılan birbirinden güzel eserler dikkat çekti. Çok istememe rağmen eğitim hayatıma devam edemedim. Önceleri ev hanımıydım. Eşim kaza geçirince aileme kattığı için servis şoförlüğü yapmaya başladım. 8 yıl bu işi yaptım. 2013 yılında Komek ile tanıştım. Bu arada da çalışmaya devam ettim. 2 kızımı okuttum. Bir kızım bilgisayar teknikeri ve muhasebeci, diğer kızım bilgisayar kimya teknikeri oldu. Eşim kamyon ve tır şoförü. Akaryakıt taşımacılığı yapıyordu. Kaza geçirdikten sonra uzun yola çıkarken ona destek olmak için yanında gitmeye başladım. Ehliyetimi yenileyerek beraber petrollere akaryakıt dağıtmaya başladık. Ankara, Balıkesir, Bilecik illerine yalnız gitmeye başladım. 2015 yılında ara verdiğim eğitim hayatıma yine Kösek ve Komek'te başladım. Tabii ben Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Komek sergisi ama benim ilçeme, benim ilçemin ablalarına ve kadınlarına yapılan çok büyük bir hizmet. Arkadaşlara sordum, geçmişten beri yıllardır geliyoruz gidiyoruz, 18 yıldır bir fabrika gibi. Burada kursiyer olan, eser yapmayı öğrenen, kendini geliştiren ablalarımızın hayata nasıl daha fazla tutunduğunu, ev ekonomisine, hane ekonomisine nasıl katma değer sağladığını hepimiz görüyorduk. Az önceki ablamdan da çok güzel, meşakkatli ve sonu hayırlı bir hayat hikayesi dinledik. İşte bu hanımefendi ablalarımıza dokunmamızın bir eseri bence. Ben kıymetli başkanıma, ilçem adına, ablalarım adına, hanımefendilerimiz adına çok çok teşekkür ediyoruz. Maksadımız el emeğinizin yavaş yavaş ev ekonomisine dönmesi. Orada biraz sizlerden gayret, bizim şirketimiz bunu destekleyecek, daha profesyonel hale getirecek. Ama girişimcilik kurslarına aranızdan böyle bazılarının çok özel yeteneği oluyor. Az önce konuşma yapan kardeşimiz gibi çok mücadeleci, çok gayretli, işletmecilik yapabilen arkadaşlarımız var aramızda biliyorum. Girişimcilik kurslarına devam edin. Bizim Komek bünyesinde var. İşletmenizi kurun. O işletmeler vesilesiyle artık ev ekonomisine katkı sağlamaya başlayın. Mesela temizlik şirketi kurabilirsiniz.
Evde yaşlı bakımı bir sektör olmaya başladı. Onunla ilgili bir iş kurabilirsiniz. Çocuk bakımı bir sektör olmaya başladı. Onunla ilgili iş kurabilirsiniz. Bir tane müteşebbislik yeteneği olan, girişimcilik becerisi olan kardeşimiz girişimcilik eğitimlerini alır. Bununla ilgili bizim Sekapark şirketinden danışmanlık bilgileri alır. Birkaç arkadaşını da bir araya getirir. Hanımlara iş verir. Komey'in yeni hedefi bu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükakın'ın da önemli üzerinde durduğu geri dönüşüm ve sıfır atık projesine yaptıkları çalışmalarla destek veren Komek kursiyerleri sergiyi ziyaret eden vatandaşlar tarafından da tam not aldı. Konak Belediyesi ve Çevre Mühendisleri Odası, İzmir Şubesi'nin düzenlediği Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Uygulamaları Sempozyumu ile dünyanın yaşadığı iklim krizine dikkat çekildi. Çok zamanınızı almayacağım ben. Çünkü bu iş uzmanlık işi ve uzmanların bu konuda konuşması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda akademisyenlerimizin ve meslektaşlarımızın zamanından çok fazla çalmadan onlara sözü devretmek istiyorum. Buraya gelip zaman ayırdığınız için de size teşekkür ediyorum. Hangi gün? Pazar. Sene içinde gün 27 Temmuz. Niye? Çünkü en sıcak güne denk geliyor ortalamada. Dolayısıyla herkes zükleniyor prima. Buzullar geri gelmeyecek. Eriyen buzullar geri gelmeyecek. Geri döndürülemez. Belki 300-500 yıl sonra. Ya bize ne? Grönland'da kutuplar olsa ne olur olmasın, ben kutuplara gitmeyeceğim. Hatta bazı ülkelerde altında maden arayacağız falan, petrol arayacağız diye seviniyor olabilir. Ya buzullar sadece orada mı var? Türkiye'de de buzullar var. O kadar önemli ki yüksek dağlarımızda, özellikle Doğu Anadolu'daki kaç karlardaki buzullar eridiğinde su kaynağı olarak bize geliyor. Yapıya imar izni verirken, kat yüksekliğini verirken onun getireceği çevresel yüklerin ne olduğu, onun çöpünün nasıl toplanacağı, oraya suyun nasıl geleceği, 50 katlı bir binada herkes aynı anda sifon çektiğinde atık suya bunun getireceği yükün ne olacağını anlatmak, düşünmek zorundayız. Çare sizsiniz denen bir kavram var. Yani biziz, yapacak bir şey yok. Ve bu bizim de evet kapısını çaldığımız belediyemiz. Peki burada ne yapacağız? O nedenle biz stratejik planlarımızı, SEKAP'larımızı, gelecek politikalarımızı oluştururken araç olarak kullanacağız. Konak'ta iklim ve çevre alanındaki belediye hizmet ve çalışmalarını paylaşan Belediye Başkanı Abdülbatur, sürdürülebilir yaşam kalitesi yüksek, çevreyle uyumlu daha yaşanılabilir konak yaratacağız dedi. Dünyada kentleşme, nüfus artışı, sanayileşme ve diğer faktörlere bağlı olarak doğal kaynakların hızla tüketilmesi, kirletilmesi, çevre ve halk sağlığına yönelik olumsuz etkilerin hepsini beraberinde getirdi. Birleşmiş Milletler'in ve uluslararası kuruluşların bu konuda yazılmış 30 yılı aşkındır hemen her yıl yayınlanan raporları var. O raporları okuyunca insanların ve biraz daha umutsuzluğa kapılmamızı sağlıyor. Dünya yeni bir ekonomik düzene gidiyor. Avrupa Birliği 2019'da Avrupa Yeşil Mutabakatı imzaladı biliyorsunuz devletler. Bu mutabakattan çıkan en önemli sonuçlardan biri de karbon vergisi. Maalesef Avrupa ülkemize düşük teknolojiyle yüksek karbon emisyonu üretmesi konusunda yoğun eleştirilerde bulunuyor. Karbon kaçağına neden oluyorsunuz ve size karbon vergisi uygulayacağız diyorlar. Halbuki biz yüksek teknolojiyle az emisyon üretmeliyiz. Aksi takdirde Türkiye karbon vergisiyle karşı karşıya kalırsa ton başına 70 euro yani 2.4 milyar euroluk bir yükle her yıl karşı karşıya gelecek. Evet, dün meclisimizde aldığımız önemli bir karar vardı ve 6 aydır sürdürdüğümüz Konak Belediyesi çevre şartlarına, çevrenin daha az kirlenmesine noktasında bazı çalışmaları da yürütüyor. Özellikle artık sıfır atık projelerinin yani ayrıştırmalı çöp toplanması noktasında Konak Belediyesi ayrı yol aldı. 6 aylık süren çalışmalardan sonra
Bunların neticesini almaya başladık. Özellikle sokakta kağıt toplayan ve kentte her zaman problem halinde görülen bu olayı çözme noktasında da çok güzel adımlar attık. Özellikle kurduğumuz kooperatifle ve belediye irtibatıyla artık sokakta kağıt toplayanların envanteri bizde var. Emniyetle orantılı, doğru orantılı çalışıyoruz. Onlardan gelen bilgilere göre kendilerine tanıtım kartı veriyoruz. Üstlerinde Konak Belediyesi'nin tulumlarını taşıyan 330 tane şu anda kağıt toplayıcısı var. Giresun'un Enesil, Görele, Tirebolu, Çanakçı ve Güce ilçelerinde 15 bin dolayında üreticinin yılda yaklaşık 40 bin ton civarında üretimi gerçekleştirilen çay hasadı başladı. Kemençe ve horonlarla başlayan hasatta yöresel kıyafetle çaylığa giren kadınlar kemençe eşliğinde çay topladı. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakır Melikoğlu da ilçedeki bir çay bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte açıklamalarda bulundu. Ülke genelinde yaklaşık 1 milyon 400 bin ton yaş çay rekoltesi olmakta. Bunun 35 bin 40 bin tonu ilimizde olmakta. Yani başkanımız sadece %3 gibi dedi ama 2 ile 3 arası aslında bu rekolte. Yani baktığımızda çok az bir çay üretilmekte. Yani burada çayımızın azlığı bizim çaydan yeterli miktarda faydalanamadığımız anlamına gelmez. Giresun hakikaten hem çaydan hem fındıktan yeterince faydalanıyor ve kalitesiyle birlikte ön plana çıkmakta. Çayımız kalitesini nereden alıyor? Çayımız kalitesini toprağın mineral yapısından ve ikliminden almakta. İlimizde Tirebolu, Görele, Esbiye, Eynesil, Güce ilçelerimiz olmak üzere yaklaşık 12 üretim tesisimiz bulunmakta. Bu bölgede resmi olarak 30 bin ton ama gayri resmi olarak da 40 bin ton olduğu söyleniyor. Yaş çay yaprağı. Yaş çay yaprağı. Bunu da bölü 5 diyeceksin, evet, değil mi? Evet. Sun ile olduğu gibi Trabzon, Vakfıkebir ve Beşiktaş'ı da bizim Tirebolu bölgesine dahil yaş yaprakta. Oradan da taze dikim yaş yaprak alıyoruz. Yaklaşık geçen yıl 38 bin ton yaş yaprak oldu. İşte 7500 ton civarında kuru çay ürettik. Bunun 2500 tonu amber çay geçen yıl üretti. İşte geri kalanında Çaykur fabrikası dahil diğer 11 fabrika üretti. Bu seneki hedefimiz 3000 ton kuru çay üretmek, yani 15 bin ton yaprak almak. Ama bu sene rekolte %25 civarında düşük. Öyle bekliyoruz. Yani o 40 bin ton yaprağın yaklaşık 32-33 bin ton gerçekleşmesini bekliyoruz. Yani bu bölge çayını hem Tirebolu markasıyla hem bizim Eynesil export markamız var. Onunla beraber Giresun ili markası olarak Türkiye'de hem internet üzerinden hem pazarlama üzerinden satıp bu bölgeyi farklı damak tadında çayla tanıştırmak istiyoruz Türkiye'yi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ege bölgesi için yapılan fırtına ve şiddetli yağış uyarısı sonrasında beklenen yağışlar akşam saatlerinde etkili oldu. İlçenin birçok noktasında ağaçlar devrilirken binaların çatısı uçtu. Yağış ve fırtına hakkında açıklamalarda bulunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, meteorolojiden yapılan uyarılar sonrasında ekiplerimizle teyakkuza geçmiştik. Tüm önlemleri alsak da beklenenin de üstünde fırtına ve yağış oldu. Kimi yerde dolu, kimi yerde etkili yağış hayatı olumsuz etkiledi. Nazilli halkına geçmiş olsun diliyorum. Tüm arkadaşlarımız tam mesai yapıyor. Tüm ekiplerimiz acil müdahale ve yaraları sarmak için çalışıyor dedi.
Beylikdüzü Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği çevre konulu yarışmalarda dereceye giren çocukları çevre şenliğinde buluşturdu. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 8.si düzenlenen şenlikte çocuklarla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Muratçılık, son 3 yıl içerisinde 65 parkla yaklaşık 800 bin metrekare yeşil alanı kentin kullanımına açtık. Atık toplama hizmetinde de 39 belediye içerisinde örnek alınacak işler yapıyoruz, dedi.